Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi kazanın eli birdeyim. Bize sorulan bu yamuğun tamamının alanı. Bir kere şunların birbirine eşit olduğunu biz biliyoruz. Yani burası da 6 santimetre kare. Bir de dörtgenlerde şöyle bir kural vardı. Onu bir hatırlatayım. Bu herhangi bir dörtgen. Hiçbir özelliği olmayan. Köşegenleri çizelim. Mesela şurası S1 alanı. Burası S2. İsimler veririm rastgele. S3, S4. Karşılıklı alanların çarpımı birbirine eşitti. Yani S1 çarpı S2 eşittir. S3 çarpı S4'tü. Bu bilgi bizde olmalı. Daha önce anlatıldı. Bu durumda ben şuraya A dersem ne olacaktır? 6 çarpı 6, yani şunların çarpımı eşittir bunların çarpımı. A çarpı 18. Sadeleştirelim. Burası 3. Tekrar sadeleştirelim. Burada ne geldi? 2 geldi. Yani şu bölgenin alanı neymiş? 2 santimetre kareymiş. Bütün alanı toplayalım. 2, 18 daha 20. Şuradan da 12. 20 artı 12'den 32 birim kare geliyor. Bütün alan bu. Geçiyorum. Evet. Bak. Burada 1 ve 4 diye alanlarımız verilmiş. Bize şu mavinin alanı soruluyor. B, C, E demiş. Şunları biliyoruz değil mi? Burasıyla şuradaki alan birbirine eşitti ve bunların çapraz çarpımları, yani şunla şunun çarpımıyla bunun çarpımı birbirine eşit. S kare eşittir. Bir kere 4'ten 4 gelir. S de buradan 2 geliyor ki oraya da biz zaten S demiştik. Cevabımız bu. Şimdi burada nasıl bir durum var? AB 4 tane DC diyor. Yani ben buraya K dersem AB 4K olacak. Şuraya K diyelim. Evet. Ve burası da boydan boya neymiş? 4K'ymış. Bize sorulan bir şeyler var. Burada bir oran var da çalışalım. İlk etapta şu iki üçgen, bak şu üçgen ile şu üçgen birbirine benzer. Bunun benzerliğini de göstereyim sana. Neden benzer? Aslında Z harflerinden kaynaklanıyor. Mesela şu açı noktalıysa şu Z harfinden dolayı iç ters durumu var. Burası da noktalı. Şunu çift çizgiyle gösterelim. Şu Z harfinden dolayı da burası da çift çizgili. Zaten şu açılarda ters açı olduğu için birbirine eşit. İki üçgenin üç açısı da birbirine eşitse biz bunlara benzerdir diyoruz. Ve aynı açının karşısındaki kenarlar benzerlik oranı veriyordu. Yani benzerlik oranımız 1 bölü 4. Ancak biz burada alanla ilgileneceğimiz için benzerlik oranı karesiyle orantılıdır alanlar oranı. Yani 1 bölü 16 oldu. Bu bize ne yaptırır şimdi? Yani şuraya ben A alanı dersem burası 16 A alanı olur. Tamam. Sonra bir bakıyorum. Şuraya S diyoruz. Buna eşitliğini biliyoruz. Sonra bu çapraz çarpım eşit olduğu için S kare eşittir. 16 A kare oldu. Her tarafın karekökünü aldım. O zaman S eşittir. 4 A geldi. Yani ben buralara 4 A yazacakmışım. Şimdi artık her boşluğu doldurduk. Soruya geçelim. C, D, E. C, D, E. Bu A. Sonra alan A, B, C'de. Hepsi diyor. Şu ikisi 8. 16 daha ne yapar? 34. Bir de A da burada. 34 diyorum, 24. A'yı da ekledik. 25 yaptı. 25 A aşağı taraf. Bunları sadeleştirdim. Cevabımız ne geldi? 1 bölü 25 geldi.